Muhammed Cimcime Hatun denilen 1304 yılında yapılmış bir türbe. Fakat şöyle bir özelliği var, şöyle biraz geriden göstereyim. Bu iki tane havada asılı duran zincirle bağlı tabut var. Bu tabutlar kimindir? Nedir? Çok eski devirlerden kalma değil mi hakanım? Çok eskiden kalma. Çok eski devirlerden kalma. Bir kümbet ve içerisinde iki tane zincirle bağlı değil mi hakanım? Zincirli baba da değildir köken burada. Zincirli baba da diyorlar. Evet. Çünkü hatun kümbesi de diyorlar. Çok esrarengiz bir yapı. Yani bunun tanınması gerektiğine inanıyorum ben. Tabii ki. Değil mi? Çok özel bir yapı tabii. Yanında Ulu Cami var. Hemen yanında Erzurum Saat Kulesi dediğimiz Saat Kulesi var. Ama bu Cimcime Hatun Türbesi esrarengiz yapılardan, güzel bir yapılardan. Çok özel tarihi yapılar var Gökhan'cığım, tabii ki. Evet, zincirli baba, evet. Rehber olmadığı için değil mi Hakan Hocam? Tabii ki. Bir rehber olmadığı için bunu soramıyoruz. Bu yapıda ne var? Evet, evet. Bu yapının içerisindeki tabutlarda ne var diye bunu soramıyoruz. Ama tabii cadde üzerinde iki tane tabut var dışarıda. Zincirle asılı. Zincirli Baba Cimcime Sultan diye devam var. Cimcime Sultan deniliyor ama içerisindeki tabutlar ne işe yarıyor? Havada niye asılı? Neden o şekilde? Evet. Hocam siz İlmiladın'la buraya ne diyorsunuz? Yani burada ne olabilir? Yani burada Roma İmparatorluğu'ndan da bir mezar dolabilir. İslam mezarları toprağa gömülür. Tabii ki evet. Kabut zincirle asılı vaziyette havada duruyor. Evet. İşlek bir caddede kapısı var. Şöyle yuvarlak. Üzerinde bir şekil falan da yok hocam. Genelde kümbetlerde. Evet. Şurada bir küfü yazı var ama ikinci bu. Küfü yazı çekmiyor. Evet. Erzurum'un güzel mekanlarından, güzel yerlerinden tanıtımlar, çekimler yapıyoruz. Bugün Cimcime Hatun ve Zincirli Baba Türbesi'ndeydik. Evet. Devamında inşallah başka yerlerde çekimlerimizi yapacağız. Sizlere güzel şekilde Erzurum'umuzu değil mi Hakan Hocam? Tanıtacağız tabii. Tanıtmaya devam edeceğiz canlı dostlar.